Tekrar merhabalar sevgili konuklar. Sevgili Serdar Susuz'la hem yapay zekayı hem sizden çok sıklıkla kullandığınız, dile getirdiğiniz müşteri deneyimini iyileştirme üzerine konuşacağız. Siz yapay zekada nasıl bir fark yaratıyorsunuz? Öyle başlayalım. Biz öncelikle ne yapıyoruz? Biz tekrarlıyor gibi oluyorum ama biz sizin müşterilerinize en iyi deneyimi yaşatmanız için projeler yapıyoruz. Bunu yaparken de Salesforce.com teknolojilerini kullanıyoruz. Biz nasıl fark yaratıyoruz? Aslında bugün ne yaparsanız yapın çok fark yaratmanız mümkün değil. Yani daha önce çeşitli bu konuda uzmanlarla konuştuğum zaman biz de kendimiz için sürekli nasıl fark yaratırız diye düşünüyoruz. Aslında fark yaratılacak tek yer deneyim. Yani yaşattığınız, müşteriye yaşattığınız deneyimde fark yaratabilirsiniz ama ürün ve hizmetinizle ilgili çok fark yaratamıyorsunuz. Çünkü başkaları da sizin yaptığınız şeyi yapabiliyor. Biz galiba hızlı olarak fark yaratıyoruz. Yani şu anda hepimiz AI'den konuşuyoruz. Biz AI'yi kullanıyoruz. AI bizim şu anda DNA'mız. AI'den başka bir şey konuşmuyoruz. Bundan aşağı yukarı 7 sene önce predictive AI dediğimiz hani tahminlemeye yönelik AI metotlarını veya çözümlerini zaten hem kullanıyor hem de müşterilerimize uyguluyorduk. Şimdi ise işte başka bir boyuta geçti, başka bir boyuttayız. Ama biz bunları çok hızlı adapte olduk ve bence farkı, temel farkı böyle yaratıyoruz. Tabii bir de şu da var. Biz hep müşteriyle drive olan bir şirketiz. Yani müşteriyi dinleyip, beklentileri anlayıp ki beklentiler de çok hızlı değişiyor. Her sektörde. Yani biz bugün perakende, e-ticaret, FMCG ya da işte lojistik, üretim, birçok finans, birçok sektörde çalışıyoruz. Hem Türkiye'de hem de Türkiye dışında. Yaklaşık 180 milyon kişiye dokunuyoruz yaptığımız çözümlerle bölgede. Oradan da görüyoruz aslında kimin neye, hangi gönderdiğiniz mesaja ya da kampanyaya, ne tür kampanyaları duyarlı olduğunu da ölçebiliyoruz. Ve gerçekten çok hızlı değişiyor her şey. Bu hıza adapte olmak aslında işin anahtarı galiba, bizi fark yarattığımız yer. Peki nasıl değişim gösteriyor? Biraz ayrıntı verirseniz yani müşteri deneyiminde bu isterseniz sektörlere göre nasıl farklılaştığını. Çünkü kitle farklılaşıyor. Evet. Yani eskiden kuşaklar arasında geçişte bu ölçüde keskin değişimler gözlenmiyordu. Şimdi daha sıklıkla gözleniyor. Biraz ayrıntı verirseniz. Soruları sormuyorsunuz. Evet. Şimdi, pardon. Bir kere 2 sene önce konuştuğumuz şeyleri şu anda konuşmuyoruz. Başka bir şey konuşuyoruz. Hatta 1 sene önceye gittiğimde 1 sene önce konuştuğumuz şeyleri de konuşmuyoruz. Ama anlıyorum ki bundan 2-3 sene önce konuştuğumuz, hatta 15 sene önce konuştuğumuz şeyler şimdi bizim altyapımızı oluşturuyor. Mesela 2005 yılında ben Salesforce.com'da çalışmaya başladım. O zaman bulut bilişim diye bir şey yoktu ama her şey internetteydi bizim tarafta. Şimdi bu bizim altyapımız oldu. Biz bulut bilişimden bahsetmiyoruz. Biz hala müşteri deneyiminden ve müşterinin beklentisini nasıl karşılayacağımızdan bahsediyoruz. Bunlar bizim için biraz birer araç aslında. Yapay zeka da öyle. Yani yapay zekayı da bir amaç olarak ortaya koymamak lazım. Daha yeni iş modellerini nasıl hayata geçiririz? Bunu yaparken yapay zeka bize nasıl yardımcı olabilir? İşte hepimiz bir kar baskısı altında, ciro baskısı ve büyüme baskısı altındayız. Bunu yaparken yapay zekayı nasıl kullanırız? Gibi böyle soruların yanıtları burada. Ama amaç kesinlikle yapay zeka değil. Zaten hani bu robotik proses otomasyonları veya bir sürü çözümler vardı pazarda. Fakat bunlar belki insana yeterince yaklaşmıyordu. Arka planda bir şeyler çözüyordu, bir şeyler yapıyorduk. Şimdi ise sadece bizim yapay zeka ile konuşup işimizi yaptırdığımız bir dünya değil. Onların da kendi arasında konuşup sizin için ya da müşteri için bir şeyler yaptığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Mesela önümüzdeki sene konuşacağımız şey muhtemelen bu olacak. Onu soracaksınız, onu şimdiden detayına girmeyeyim. Biz 3 aslında temel noktada yardımcı oluyoruz yapay zekayla. Bir tanesi benim en çok önemsediğim
müşteri deneyimini zenginleştirmek, kişiselleştirmek. Bu tarafta biz bunu yapamıyorduk. Biz bunu işte müşterilerimizi segment edip, yani kovalara koyup, sonra ben bu kovaya şu kadar şöyle yapayım, bu kovaya böyle yapayım deyip, bunu da müşteriye hissettirip aslında gayet olmadık bir deneyim yaşatıyorduk müşteriye. Fakat şimdi bunu yapabiliyoruz. Bunu ölçekleyebiliyoruz. Hele hele böyle Türkiye gibi kalabalık, müşterisi de fazla olan şirketler için bunu yapabiliyoruz. Bence bu çok değerli. Bir diğer konu, mesela biraz önce Ozan Bey söyledi galiba, çağrı merkezinde bekliyoruz. Neden? Çünkü sınırsız bir agent havuzu oluşturamayız. Her an isteğini hemen konuşturabileceğimiz bir dünya da yok. Dolayısıyla self servise yöneltiyoruz. Farklı teknikler uyguluyorduk. Fakat şimdi 7/24 çalışan, hiç insana ihtiyaç duymayan ama insan gibi sizinle konuşabilen, duygusunu yansıtabilen, anlayabilen agentlarımız var. Biz agent diyoruz. Hatta ürünün adı da Agent Force. Hı hı. Bu agentler müşteriyle de konuşuyor. Kendi iç ekibinizle de konuşuyor. Birbirleriyle de konuşuyor ve dediğim gibi sizin işinizi görüyor. Bunu yaparken 3'e basarsan böyle olur, 4'e basarsan gibi bir dünya yok. Aslında bu konuda yıllardır bankalar ve bazı kurumlar çok iyi ilerleme de kaydetti. Ama şimdi başka bir dünyadayız. Bunu böyle if then else, hani eğer böyle olursa sonra böyle olsun, sonra böyle olsun değil. Yapay zeka bizim için paternler çıkartıp zaten hani işleyip veriyi bizim karşımıza doğrudan getiriyor. Bir diğer bence önemli özellik de şu. Şimdi birçok şirkette rapor alıyorsunuz. İş zekası araçları kullanıyorsunuz. Çarşaf çarşaf şeyler geliyor. Onun belki hatalı oluyor raporlar. Ondan sonra onlarla karar almaya çalışıyorsunuz. Ben şu anda kendi sistemimize sorup işte ya da herhangi bir çalışan arkadaşım bugünkü operasyonunuzda kaç tane timesheet girmiş, biz hizmet verdiğimiz için söylüyorum. Bunu görebilir. Bunların en uzunları hangisi? Bana bunların riskini söyle dediğiniz zaman riskini söyleyebilir. Ya bu veriyi, unformatted, conversational veriyi işleyebilen bir hale geldik. Ve bunun için de hiçbir şey yapmamız gerekmiyor. Bizim bazı raporlarımız var. State of Customer, işte State of Service gibi raporlarımız var. Salesforce.com tarafından oluşturulmuş. Böyle binlerce müşteri, işte milyarlarca tüketici üzerinden. Ve mesela bizim öngörümüz, yaptığımız şirketlerde yaptığımız işlerin yaklaşık %40'ının en geç 2 sene içerisinde ortadan kalkacak. Bu şu demek değil, yani iş gücümüz %40 azalacak falan gibi değil ama ne yapacağımızı tespit etmemiz lazım. Yani o %40'ı nasıl kullanıp da daha fazla değer yaratırız? Zannediyorum işte hızlı inovasyon, yeni iş modelleri, buralara odaklanmak daha enteresan olabilir. Evet. Çok fazla tekrarlayan ve verimsiz işte yapıyoruz gerçekten. Ben şey merak ediyorum. Şimdi Ozan Bey biraz önce dedi ki 5 saniyede krediyi değerlendiriyoruz. Şimdi hız çok önemli. E-ticarette de eğer ne kadar geç açılırsa o şirket ve de işlem yaptığınızda tüketici ve de kullanıcısı sinirleniyor, bozuluyor. Evet. Yani bu yeni dönemde bu 0 saniye mi olacak, 1 saniye mi olacak? Evet, yani oldukça hızlı. Ne yapmak istediğine bağlı tabii. Yapay zeka arkadaki verileri, bu arada veri konusunda da şöyle bir şey var. Verinin şu anda yapılması gereken şirketler tarafından tamamen tavsiye olarak söylüyorum. Yapay zekan size doğru şekilde yardımcı olabilmesi için real time çalışan, yani anında hizmet verebilen bir veri tabanınız olması lazım. Bu bildiğimiz geleneksel veri tabanları, rapor aldığınız data warehouse'lar falan değil. Yani stream etmesi lazım. Anında hem yapay zeka hem de size yardımcı olması lazım. Bir kere bu olmadan hiçbir şey olmuyor. İkincisi, o sadece sizdeki veriyle çalıştığında istediğiniz etkiyi, katkıyı göremeyebilirsiniz. Bu yüzden o veri tabanının başka yerlerden de veri alması veya biz zero copy diyoruz, onları kullanabilmesi gerekiyor ki resmi tamamlayın. Yani bir AVM şirketiyseniz, bir perakendeciyseniz hava durumu bilgisi sizin için önemli olabilir, evet, kampanyalarınızı yapmak için. O zaman
bir, sürekli bir yerlerden hava durumunu almanız ve predict etmeniz gerekiyor ya da yapay zekanın bunları tahminlemesi gerekiyor. Böyle. Çok teşekkür ediyorum. Sizin... Sağ olun. Zamanımızı müthiş kullandık. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür bir alkış rica ediyorum sevgili Serdar Susuz'a. Çok teşekkür ederim. Bir foto.